Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Yoldayım, Kreuzlingen'e gidiyorum. Bugün pazartesi, izinliyiz. Paskalya bayramı. Yarın salı gene işe başlayacağız. Bugün ayın 5'i, Nisan ayındayız. Arkadaşlar Kreuzlingen'e gidiyorum. Almanya sınırında Kreuzlingen. Oradan birkaç kere çekim yaptım. Neden gidiyorum? Dün internetten gördüm, dikkatimi çekti. Bir araba var, ona bakmaya gidiyorum. Alacak niyetim yok ama dedim hem gidip bakayım, hem biraz vakit geçsin, hem de bir video yapayım, sizler de görün. Yoldayım, isterseniz kamerayı öne çevireyim, siz de seyredin. Arkadaşlar kapatmayın. Biraz yol alayım, oraya gideyim, orada bir daha videoyu açacağım, arabayı çekeceğim, başka araba varsa onları da çekerim. Yani kapatmayın, biraz bekleyin, sabredin, videonun gerisi gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kreuzlingen'e geldim, şimdi Kreuzlingen'in içinden geçeceğiz, BMW garajına doğru yol alacağız. Kreuzlingen'in öbür tarafında. Buraları çekmiştim. Buraları tanırsınız. Beni devamlı takip edenler, videolarımı izleyenler. Ama bakın, yavaş yavaş çiçekler açmaya başladı. Ağaçlar yeşilleşmeye başladı. Yalnız şu anda hava soğuk dışarıda. Güneşli ama soğuk. 10 derece. Bu hafta soğuk olacakmış arkadaşlar. Kar bekleniyor yarın öbür gün. Bu akşam saat 6 gibi yağmur bekleniyor. Şansımız var. Bugün izinli olduğumuz için bugün de güzel. Akşama kadar dediğim gibi saat 6 gibi yağmur başlayacakmış. 6'dan sonra da yağmur başlarsa biz zaten evimizdeyiz, içerideyiz. Sorun yok yani. Yarın iş var. Çalışacağız. Bugün Paskalya bayramı. Ostermontag deniyor. Buradan sağa. Biraz arabaya mesafe yapayım. Görüntü daha güzel olsun. Burada sağ tarafta Rausch fabrikası var. Burası şampuan yapıyor. Bilhassa saçlar için özel bir şampuanı var. Saçlarınızda kepek yaptığı zaman arkadaşlar, bir şampuan var. İki kere kullanın, ne kepek kalıyor ne bir şey kalıyor. Gerçekten özel bir şey ve otlardan, çiçeklerden yapıyorlar şampuanı. Ona göre de patentini almışlar. Bahçeler yavaş yavaş yeşilleşmeye başladı. Görünüş güzel. Videolarım hoşunuza gidiyorsa abone olun, sevinirim. Gurur duyarım. Bana bir like verin. Sizden de bir karşılık gelsin yani, sevinirim. Gurur duyarım. Gösterdiğimiz çaba için biz YouTube'çılar da o zaman kendi kendimize diyoruz ki, aa bak seviliyorsun, videolara devam et. Zaten bana yorumlarda yazıyorsunuz, Allah razı olsun. Evet, Arber şirketi bugün çalışmıyor. Arabaların hepsi şirketin önünde. Türk dükkanı galiba açmış bugün. Bütün dükkanlar kapalı ama bizim Türk açmış. Evet, bu yolu Bursa'dan İsmail Anaç tanır. İsmail kuzen, bol bol selamlar sana kardeşim. Bak, senin eski memleketine geldim. Seyret,
Yalnız eski memleketin burası yolları biraz bozuk. Sen belediye başkanını tanırsın. Ondan bir telefonlaş. Bu yolu bir yenilesin. Burada sağ tarafta oturuyordunuz. Misafirler çok geliyorduk. O zaman ben de daha 15-16 yaşlarındaydım. Ondan sonra maalesef siz Türkiye'ye temelli dönüş yaptınız. Bizi gurbette yalnız bıraktınız. Arkadaşlar geldim. X5 yeni model 45E. Yalnız arabanın önüne kağıdı koymamışlar. Belki de araba satıldı. İçine de bir bakın. Bu yeni X5 BMW hibrit benzin, yani hem elektrikli hem benzinden çalışıyor. Bir tane burada var. İkisinde de kağıt yok. Bir tane de burada var. Yalnız önünde kağıt yok. Ben dün tesadüfen internette gördüm. Dedim bugün gidip bir bakayım. İsterseniz bunun da bir içine bakalım. İçi kahverengi. Deri. Arka görünüşü böyle. Bunun tekerlekleri kaçlık ya? Bunun tekerlekleri kaçlık, spor diyor. Orada yazmıyor. Uf, 315 315 35 21 sol 315. Eyvah eyvah. Yan kamerası da var aynı da. Ön tekerlekler kaçtık acaba? Ön tekerleklere de bir bakalım arkadaşlar. Önler 275'lik. 275 40R 21 sol. Eyvah eyvah. Bu tekerlekler de her yerde bulunmaz. Burada var bir tane BMW 650 X-Drive. Bunun fiyatı yazıyor arkadaşlar. 59.900 frank istiyor. 2016 model. 63.500 kilometrede 450 beygir. Bunun içine bir bakalım. İsterseniz arkadan bir bakalım. Üstünde panorama dak var. Açılıyor. Üstü açılıyor. Zevk meselesi. Benim pek hoşuma gitmiyor bunlar. Ve bakın yani çok alçak araba. Türkiye'ye bu arabayla gidilmesine gidilir de çok dikkat etmek lazım. Çünkü çok alçak araba. Mercedes sevenler, AMG çip var. Bakalım bunu inceleyelim. 2017 model. 92.000 kilometrede mazotlu 258 beygir. 350 dizel yazıyor. Herhalde 3500 olması lazım motoru. Ben Mercedes'leri pek tanımıyorum. Ama böyle içine baktık mı çok güzel gözüküyor. Şöyle bir arkadan da çekelim.
egzozlara AMG yazıyor, güzel. Jantlar konuşuyor. Bir de buradan çekelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, maalesef boşuna geldik. Ben aslında bunlar için geldim. Kendime bakıyorum ama daha zamanı var. Şimdilik almayacağım ama öyle bakıyorum. Yani bilgi alıyorum. İçeride ne arabaları var? Audi var. BMW M2 var. Mercedes var. Arka tarafta Porsche'ler var. Evet, benim gelecek arabam zannederim böyle bir şey olacak. O da son arabam olur. Ondan sonra yaş geçecek zaten. Geldik 54 yaşına. Şimdi yavaş yavaş evimize gidebiliriz. Benim canavar burada duruyor. Buyurun. İzin yolu YouTube Murat Bozdoğan İsviçre izin yolu. Arkadaşlar bu grupta adminlik yapıyorum. Cep telefonunuzu açıp resim makinesini açtığınız zaman, bu kodu okuttuğunuz zaman otomatikmen izin yolu Facebook sayfası geliyor. İzin yolunda olanlar bize üye olabilir. Yolda herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa bize WhatsApp danışma grubundan yazarsanız sizi yol grubuna alırız. Herhangi bir şey olduğu zaman oradan yardımcı olabiliriz. Bunu da bilmiş olun. Evet arkadaşlar, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Abone olmak ücretli değil, bunu biliyorsunuz. Abone olmak bedava. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. Sevinirim, gurur duyarım biraz evvel söylediğim gibi. Bir de like verirseniz çok sevinirim. Allah razı olsun. Yorumlar geliyor, çok teşekkür ederim. Bütün dünyaya kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın, Murat.